Toprak Mahsulleri Ofisi dün yayınladığı genelgeyle her ne kadar AK Parti il başkanı ve milletvekilleri teşekkür etse de fındığın sonunun hüsran olduğunu hepimize gösterdi. Bir, ödeme 21 gün sonra yapılacak diyor. Toprak Mahsulleri Ofisi fındığı alacağım ama ödemeyi 21 gün sonra yapacağım diyor. Hangi üreticinin 21 gün beklemeye tahammülü var? Kim 21 gün bekleyebilir? Özellikle turist fındıkçı dediğimiz İstanbul, Ankara gurbetten gelen fındıkçılar nasıl 21 gün bekleyecekler? Bu tarihi bir hatadır. 15 günden fazlası haramdır. Toprak mahsulleri ofisi harama bulaşmıştır. Kul hakkı yemiştir. Yine toprak mahsulleri ofisi kriterlere baktığınızda yüzde altı nem yüzde üç çürük yüzde beş içerisine karışma oranı olan kırık fındık veya başka unsurlar diyerek yüzde sıfır toprak toz çakıl diyerek adeta toprak mahsulleri ofisi şunu ilan etmiştir. Ben fındık almıyorum demiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi ben fındık almıyorum demiştir ve dünden bugüne fındık 24,5 lira bugün Tüccarda. Yeni mahsul 24,5 lira. Yani 26,5 lira olarak ilan ettikleri ürün şu an pazarda 24,5 lira. Bizim endişemiz ve korkumuz bu oyun artarak devam edecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül'de alıma başlayacağım diyor. Değerli basın mensupları Aziz ordular, Giresunlular, Türkiye'nin her yerindeki fındık üreticileri. 1 Eylül ne demek? 1 Eylül'e kadar neyi bekliyorsunuz? Biz Demokrat Parti olarak bunu şiddetle kınıyoruz. Çiftçimizin hak ve hukukunu savunmaya devam ediyoruz. Edeceğiz. AK Parti milletvekilleri vatandaş memnun çok gülüyor, mutluluktan uçuyor diyor. Nerede diyorlar? AK Partili belediye başkanının Fatsa ve Ünye'deki belediye binasında diyorlar. AK Parti vekilleri. Yüreğiniz yetiyorsa ve hakikaten millet gülüyor, esnaf mutlu diyorsanız buyurun esnafa gelin. Buyurun fındık bahçelerine gelin. insanların yüzüne söyleyin bunu. Esnaf perişan diyoruz. Bunlar esnaf mutlu diyorlar elektrik fiyatlarında dahi geçen ayın faturasıyla bu ayın faturası arasında yüzde yirmi fark var. Biz iktidarı uyarıyoruz ve diyoruz ki yanlış yoldasınız. Hatadasınız. Toprak Mahsulleri Ofisi yanlış yolda. Toprak Mahsulleri Ofisi tüccarı savunuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ihracatçının yanında. Toprak Mahsulleri Ofisi İtalyan tekelci firmanın yanında. Dolayısıyla Tarım Bakanı çiftçinin bakanı değil, Tarım Bakanı maalesef ihracatçının bakanı olmuştur. Bu verilen fiyat ihracatçı denilen İtalyan tekelci firmanın işine yaramış, onun yüzünü güldürmüştür. Biz milletimizi uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz. Sesimizi duyduk, duyduklarına inanıyorum. Ama bize destek vermediklerini de görüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi genelgesini değiştirmeli. 21 gün sonra ödemeyi öne çekmedi. Kriterlerini durdurmalı. %6 nem ne demek? 10 gündür yağmur yağıyor. Tarihin en fazla yağmurlarından birini yaşıyoruz. Harmanda fındık nemlendi zaten. İsteseniz de nemlendi, istemeseniz de nemlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sağında ve solundakiler seni yanıltıyorlar. Seni kandırıyorlar. Seni aldatıyorlar. Bu fiyat fiyat değil dedik ama ısrarla verdin. Şimdi yetmedi. Tarım Bakanı sana ikinci darbeyi vuruyor. Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla fındık alım yapmayacağını adeta ifade ediyor. Bu kriterler tekrar gözden geçirilsin Sayın Cumhurbaşkanım. Üreticiye sahip çıkın. Bu fiyatı revize edin. Aksi takdirde Karadeniz insanı, Ordu Girasun insanı büyük sıkıntılar yaşayacaktır.